Merhabalar dostlar, hepinize hoş geldiniz. Ben Kerem ve bugün 2,5 aydır, yaklaşık 2,5 aydır sizin beklediğiniz ve bizim de artık bitirip dinlenmek istediğimiz mod olan Conquerors 2'yi kullanımınıza sunuyoruz dostlar. Bugün modu hem APK hem de PC için olacak şekilde çıkarıyoruz dostlar. Lafı da fazla uzatmadan ben direkt videoya geçmek istiyorum. Evet dostlar, bildiğiniz üzere birkaç gün önce modun çıkış tarihini açıklamıştık. 30.09.2020, yani 30 Eylül 2020'de modun çıkacağını söylemiştik dostlar. Birçok kişi daha uzak bir tarihte çıkacağını düşünüyordu. Birçok kişi, bazıları daha yakın bir tarihte çıkacağını düşünüyordu. Fakat biz ayın sonuna getirdik ve 30 Eylül'de çıkarmaya karar verdik ve bugün dostlar modu kullanımımıza sunuyoruz. Ben şimdi hemen özelliklere geçmeden önce öncelikle sizlere oluşabilecek sıkıntılardan bahsetmek istiyorum ki sonuçta herkes videoyu sonuna kadar izlemediği için başta sıkıntıları nasıl çözeceğinizi anlatayım ki ileride sıkıntı yaşamayın abi. Şimdi öncelikle Android'de bildiğiniz üzere hem bizim yaptığımız hem de diğer modların çoğunda modu yüklemek için kendi AOC 2'nizi, yani kendi Age of Civilizations 2'nizi silmeniz gerekiyor dostlar ve biz Conquerors 2'de bunu değiştirdik. Conquerors 2'nin imzasını değiştirerek hem kendi AOC 2'nizi hem de Conquerors 2'yi aynı anda oynamanızı sağladık dostlar. Dolayısıyla söylemek istediğim şu ki siz eğer mobil cihaz kullanıcısıysanız ve APK'yı indirip oynamak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey indirip yüklemek. Kendi Age of Civilizations 2'nizi silmenize gerek kalmayacak dostlar, modun artılarından bir tanesi. Ve yine Android'de bir sıkıntı daha yaşayabilirsiniz, hatta %99'unuz yaşayacaktır büyük bir ihtimalle. Oyun ilk açılışta %70-80 civarlarında atacak dostlar, oyundan atacak. Oyundan attıktan sonra oyunu tekrar açacaksınız ve aşağıda şöyle bir uyarı paneli verecek. Çarpı 5 scale desteklemiyor gibi bir şey yazacak orada. Fakat bunu çözebilirsiniz. Peki nasıl çözeceksiniz abi? İkinci kez oyunu açtığınızda buradan Games'e, yani oyunlara geleceksiniz. Sonrasında buradan Conquerors 2'yi açacaksınız. Tekrar Conquerors 2'ye basacaksınız ve buradan 3 ya da 4 scale'ı seçerek oyununuzu normal hale getireceksiniz dostlar. Bu sorunun çözümü gerçekten de çok basit. Şimdi dilerseniz dostlar yavaştan modun özelliklerine geçelim. Evet dostlar, Conquerors 2 gerçekten de şu ana kadar yaptığımız en detaylı modlardan biri. Hatta belki de biraz da zorlarsak en detaylı mod da diyebiliriz. Çünkü en ince detayına kadar indiğimiz tek mod diyebilirim ben Conquerors 2 için abi. Hiçbir özelliği eklemek için üşenmedik. Hepsi için çalıştık ve sonunda bence en detaylı modumuzu kullanımınıza sunuyoruz dostlar. Peki bu modun özellikleri neler? Şöyle açıklayayım. Öncelikle zaten hepinizin de bildiği gibi oyunun da aslında modun da ana konusu olan bir EU4 Extended Timeline haritası hazırladık dostlar. Şurada da gördüğünüz üzere toplamda 3706 eyaletli bir harita. 3225'i kare eyaleti, 481'i deniz eyaleti olacak şekilde. Bu şekilde bir EU4 Extended Timeline haritası hazırladık dostlar. Peki Extended Timeline'ın ne olduğunu bilmeyenler için de hemen bir açıklayayım. Extended Timeline dostlar EU4'e milattan önceden 2020 yılına kadar bütün yılların yapılabilmesi için sağlanmış bir harita dostlar. Yani Europe Universalis 4'ün bir modu ve biz de bu modu Age of Civilizations 2'ye uyarladık ve ortaya böyle bir harita çıkarttık dostlar. Zaten modun yegane özelliği de bu. Geliştirilmiş arka plan abi, burada da gördüğünüz üzere geliştirilmiş, yani en azından göze biraz daha hoş gelen bir arka plan tasarlamaya çalıştık dostlar. Burada da gördüğünüz üzere en azından eski haline göre göze daha hoş geldiğini söyleyebiliriz dostlar. 116 adet şekillendirilebilir medeniyet bulunuyor oyunda. Bildiğiniz üzere normal Age of Civilizations 2'de yaklaşık, şöyle bir yanlış hatırlamıyorsam, 54-55 adet şekillendirilebilir medeniyet bulunuyordu. Fakat bizim Conquerors 2 modumuzda, burada da gördüğünüz üzere, toplamda 116 tane şekillendirilebilir medeniyet bulunuyor dostlar. Yani normal oyuna göre yaklaşık 2 kat daha fazla bulunuyor. Ve dostlar bu 116 ile kalmayacak. Şunu söyleyeyim öncelikle, Conquerors 2 sürekli güncellenecek bir mod. Dolayısıyla bu 116'da kalmayacak. Her hafta ya da belki 2 haftada bir getireceğimiz güncellemelerle daha fazla şekillendirilebilir medeniyet tabii ki de eklenecek dostlar. Osmanlı, Yunanistan ve İtalya için özel sistemler tasarlandı dostlar. Peki bunlar nasıl sistemler? Aslında bunları daha önceden de tanıtımını çektim, yine de anlatayım. Öncelikle dostlar Osmanlı sistemini anlatmak istiyorum. Osmanlı sisteminde 2 adet kol bulunuyor. Bir tanesi Türkiye, bir tanesi de beylik olarak başlarsanız nasıl bir sistem izleyecek? Türkiye olarak başlarsanız dostlar öncelikle şu 1. Dünya Savaşı Osmanlısını, yani yıkılma dönemi Osmanlısını formlamanız gerekiyor. Onu formladıktan sonra duraklama dönemi Osmanlısını formlayacaksınız. Onu da formladıktan sonra en geniş sınırıyla gelişme dönemi Osmanlısını
formlayacaksınız dostlar. Peki beylik olarak başlarsanız ne olacak? Beylik olarak başlarsanız da öncelikle duraklama dönemi Osmanlısını formlayacaksınız. Sonrasında da yine en geniş sınırlarıyla o Büyük Osmanlı'yı formlamanız gerekecek dostlar. Yunanistan sistemi nasıl peki? Öncelikle Yunanistan'da Megali İdea'yı formlamanız gerekiyor. Daha sonra Megali İdea ile Bizans İmparatorluğu'nu, sonra da Bizans İmparatorluğu'yla Doğu Roma İmparatorluğu'nu formlamanız gerekecek. Oyuna en azından birazcık daha zorluk, birazcık daha heyecan katacak sistemler diyebilirim. İtalya sistemi nasıl peki? İtalya ile başlarsanız ne olacak? Öncelikle şunu söyleyeyim. İtalya sistemi İtalya ile başlamıyor. İtalya sistemi şöyle başlıyor. Mesela şöyle bir göstereyim abi. 1399 senaryosunda gördüğünüz üzere İtalya'da irili ufaklı birkaç tane devlet var. Eğer bu devletlerden biriyle başlarsanız dostlar, öncelikle bu devletlerle İtalya'yı, bildiğimiz günümüz İtalya'sını formlamanız gerekecek. Peki İtalya olarak başlarsanız ne olacak? İtalya olarak başlarsanız da öncelikle İtalya Krallığı'nı formlamanız gerekecek. Sonrasında Batı Roma İmparatorluğu'nu formlamanız gerekecek ve sonra da bildiğimiz Büyük Roma İmparatorluğu'nu formlamanız gerekecek dostlar. Yani aslına bakarsanız şöyle bir düşünce, Yunanistan ve İtalya sistemlerinin sonları aynı kola çıkıyor diyebiliriz. İkisinin de sonunda Roma İmparatorluğu'nu formlamak var. Yine bu da güzel bir sistem diyebilirim. Ayrıca dostlar, bu sistemler sadece bunlarla sınırlı kalmayacak. Yine az önce de belirttiğim gibi güncellemeler gelecek oyuna ve bu güncellemelerle yine daha fazla sistemde ekleyeceğiz dostlar. Ülke ve eyalet sınırları geliştirildi. Biraz daha düzenlendi de diyebiliriz açıkçası buna. Peki nasıl düzenlendi dostlar? Bildiğiniz üzere Europe Universalis 4'te ülke ve eyalet sınırları düz. Fakat Age of Civilizations 2'de böyle çizgi çizgi şeklinde eyalet sınırları mevcuttu. Biz bunları düz hale getirdik dostlar. Artık düz sınırlarla oynayacaksınız. Ayrıca ülkelerin arasında bulunan şu siyah sınırları da biraz daha kalınlaştırdık. Önceden ülke sınırı mı yoksa eyalet sınırı mı belli olmayan gerçekten düzensiz sınırlar vardı. Ve biz de bu çizgiyi birazcık daha kalınlaştırarak şurada da gördüğünüz üzere en azından bunların ülke sınırı olduğunu daha belli edecek bir şekilde hazırlamaya çalıştık. Versiyon 1 için 20 adet Extended Timeline senaryosu dostlar. Senaryolar burada da gördüğünüz üzere. Senaryoları sizlere tek tek saymak istiyorum. Modern Dünya senaryosu, 1991 senaryosu, 1947, İspanya İç Savaşı, 2. Dünya Savaşı. Bu arada dostlar, 2. Dünya Savaşı trailer'da vesaire bayağı yanlıştı gerçekten. Bunu zaten biliyorduk. Fakat biz zaten trailer'da yanlış ekran görüntüsünü kullandık. Yani biz zaten trailer'ı çekmeden önce 2. Dünya Savaşı'nı düzenlemiştik ve sizlere trailer'da yanlışlıkla farklı bir ekran görüntüsünü sunduk. Bu yüzden dostlar, trailer'ın yorumlarına da çok kişi yazdı 2. Dünya Savaşı'nda yanlışlıklar var diye. Merak etmeyin dostlar, düzenlenmiş olarak size geliyor. 1. Dünya Savaşı senaryosu yine Turanoğlu tarafından tasarlandı. 1870 senaryosu, A House Divided 1861 senaryosu, Victorian Era 1836 senaryosu, 1792, 1492, 1453 senaryosu, 1444 senaryosu, The Grand Campaign'in 1399 senaryosu, Bizans-Sasani Savaşı 395, 224, 58, 2 ve Ancient Greece senaryoları olarak modda toplamda 20 adet senaryo bulunmakta ve tabii ki de bu senaryoların sayısı getireceğimiz güncellemelerde de artış gösterecek dostlar. Sıradaki maddeme bir bakayım. Her senaryoda EU4 devlet renkleri. Bildiğiniz üzere dostlar, Europe Universalis 4'te devlet renkleri, ülke renkleri Age of Civilizations 2'ye göre biraz daha farklı ve biz de yine Age of Civilizations 2 Conquerors 2 modu için renkleri Europe Universalis 4'te aynı hale getirdik. Bu arada yanlışlıkla ayarlardan bir şeyle oynamışım sanırım. Şunların rengini iyice bir siyah yapalım. Alfa şu şekilde sanırım. Bir dakika. Aynen bu şekilde, tamam. Sizde zaten bu şekilde gelecek abi, merak etmeyin. Hemen bekliyorum, geliyor ileri diyorum. Evet. Mesela dostlar, modern dünya senaryosunda bir örnek olarak bakalım. Bildiğiniz üzere Age of Europe Universalis 4 Extended Timeline modunda Türkiye'nin rengi böyle fıstık yeşili bir renkti abi. Biz de yine Europe Universalis 4'te de bu renge getirdik. Yine Rusya kapalı bir yeşildi, aynı şekilde biz de aynı rengi getirdik. Ukrayna, Avrupa, bütün devletler, Çin hariç, çünkü Çin yanlış hatırlamıyorsam sarı renkteydi ve sarı olunca gerçekten de bozuyor abi orayı. Çin'i aynı renginde bıraktık. Onun haricindeki hemen hemen bütün devletler Europe Universalis 4 Extended Timeline modu ile aynı renklere getirildi. Tabii ki de sadece modern dünyada da değil, 1990-1947 buradan Ancient Greece'ye kadar olan bütün senaryolarda renkler Europe Universalis 4 Extended Timeline modu ile aynı hale getirildi dostlar. Sıradaki maddeme hemen bir bakıyorum. Her senaryo özel Osmanlılar dostlar. Şimdi bildiğiniz üzere Osmanlı'nın her yılda, daha doğrusu her yılda demeyeyim de her periyotta ayrı ayrı bayrakları bulunuyor. Mesela yıkılış dönemlerinde bildiğimiz Türk bayrağı haritası ama biraz daha şişkin bir ay ve yıldızla olan bir bayrağı bulunuyor. Fakat dostlar, normal haricinde bir tane Osmanlı İmparatorluğu bayrağı var. O da kırmızı bayrak üzerine çekilmiş bir adet sarı
ay. Bildiğiniz üzere tek bayrak buydu. Fakat biz bunu dostlar biraz daha detaylandırdık açıkçası. Örneğin 1. Dünya Savaşı senaryosundaki Osmanlı'ya hemen bir göz gezdirelim abi. Bildiğiniz üzere 1. Dünya Savaşı senaryosunda Osmanlı'nın bayrağı bu şekildeydi ve biz de bunu ayarladık dostlar. Yıkılış dönemi Osmanlısının bayrağı aynen bu şekildeydi. Sadece World War 1'de de değil tabii ki. Örneğin 1792 yılında Osmanlı yeşil bir bayrak, üstüne de 3 adet hilal eklenmiş bir bayrağa sahipti. Yine 1792 senaryosuna girdiğinizde de aynen aynı şekilde bu bayrağı göreceksiniz. Peki ondan önceki senaryolarda ne var? Mesela 1453 senaryosunda dostlar imparatorluk olduğu dönem, artık ilk imparatorluk dönemlerinde de bildiğimiz oyunda bulunan bayrak bulunuyor. Yani kırmızı artı üstüne sarı hilal olan bayrak. Yani bu şekilde her yıla özel Osmanlı bayrakları tasarlandı dostlar. Kısaca söylemek istediğim bu. Peki bir dahaki sistemimiz neymiş? Yeni Europe Universalis 4 ikonları ve arayüzü. Gördüğünüz üzere abicim arayüz tabii ki de normal Age of Civilizations 2'den farklı. Arayüzü biraz daha geliştirerek Europe Universalis 4'e biraz daha benzer hale getirmeye çalıştık. Özellikle de ikonlar zaten Europe Universalis 4'ten alındı. Yani direkt ben Europe Universalis 4 ikonları, gayet de güzel ikonlar oldu. Oynarken de farklılığını hissedeceksiniz, daha güzel olduğunu hissedeceksinizdir yüksek bir ihtimalle. Sıradaki maddemiz daha hızlı tur geçişleri. Dostlar şimdi bildiğiniz üzere Age of Civilizations 2'nin kendi haritasında toplamda 4269 adet eyalet bulunuyor. Fakat Conqueror's League'de 3706 adet eyalet bulunuyor. Ve dostlar bu tur geçişlerinin biraz daha hızlı olmasına biraz daha hızlı olmasını tetikliyor diyelim. Biraz daha hızlı olmasını tetikliyor ve bu sayede hem Android'de hem de bilgisayarda daha hızlı tur geçişlerine sahip oluyorsunuz dostlar. Yani modda yavaş tur geçişi gibi bir senaryo gibi bir sıkıntı asla yaşamayacaksınız. Aksine daha hızlı turları geçeceğini rahatlıkla söyleyebilirim. Yeni EU4 müzikleri. Şu anda müzikleri pek duyurmak istemiyorum ama bilmiyorum artık telif hakkı falan var mı müziklerin, tam olarak bilmiyorum ama Europe Universalis 4'te bulunan bütün müzikler oyuna eklendi dostlar. Kesinlikle güzel müzikler, yani oyunu oynarken sizi havaya sokacak müzikler diyebilirim. Bildiğiniz üzere diğer modlarda şöyle bir sıkıntı vardı. Oyunu ilk açtığınızda müzikler çalışmıyordu. Şuradan settings'ten audio'dan müziği değiştirince müzikler çalışmaya başlıyordu. Fakat bu modda böyle bir sıkıntı yok dostlar. Müziklerin taglarını normal Age of Civilizations 2 ile aynı hale getirerek oyunun ilk açılışında müziklerin çalışmasını sağladık. Böylece dostlar yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık bir 20-25 tane müzik eklemiş bulunduk oyuna. Peki sıradaki maddemiz neymiş? Europe Universalis 4 savaş ilan sesi. Evet, bunu hemen şöyle ben uygulamalı olarak göstermek istiyorum abi. Örneğin Osmanlı olarak başladık. Hemen oyuna diyelim. Sonraki tur 4 tur geçmemiz gerekiyor bildiğiniz üzere savaş ilan etmek için. Hemen bir 4 tur geçelim. Bu arada şu an bende turların yavaş olduğu, hani sizi turların yavaş olduğunu inandırmasın. Çünkü ben şu anda hem videodayım hem de benim bilgisayarım bildiğiniz üzere çok iyi bir bilgisayar değil. O yüzden şu anda bende tur geçişleri biraz yavaş. Evet, 4 tur geçtik dostlar. Şöyle Declare War tuşuna bastığınızda bu ses geliyor. Ve buradan savaşı onayladığınızda da bu ses geliyor dostlar. Tamamen Europe Universalis 4'ten alarak aynı şekilde Age of Civilizations 2 Conquerors 2 moduna eklemiş bulunuyoruz bu sesi de. Önceden HOI 4 müziği sesini kullanıyorduk. HOI 4 savaş sesini kullanıyorduk. Şimdi bunu EO4'e çevirdik. Peki başka ne varmış abicim? Son maddemizde 50'ye yakın yeni medeniyet. Bildiğiniz üzere Europe Universalis 4 senaryolarında Age of Civilizations 2'de bulunmayan bazı medeniyetler bulunuyor dostlar. Ve biz de bu medeniyetleri oyuna ekledik. Ayrıca şekillendirilebilir medeniyetleri de oluşturmak için bazı yeni medeniyetler eklememiz gerekti. Bunları da işin içine katınca moda yaklaşık 50 adet yeni medeniyet eklemiş bulunuyoruz dostlar. Yine bu da modun özelliklerinden bir tanesi. Artık ben buraya yazdığım notların sonuna geldim sanırım. Başka da fazla diyecek bir şey yok abi. Hemen açıklamadaki linklerden, zaten Mediafire'dan koydum, gayet güvenli bir link, gidip rahatça indirebilirsiniz. Hemen aşağıdaki linklerden modu hem telefonunuza hem de bilgisayarınıza rahatlıkla indirebilirsiniz. Videoya like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yine modun sorunlarını da yorumlardan belirtebilirsiniz ama yorumlardan çok sağlıklı bir iletişim kurabileceğimizi sanmıyorum. O yüzden hemen açıklamadaki linkten yine Discord sunucumuza gelerek bizlere Discord'dan ulaşabilirsiniz. Daha sağlıklı bir iletişimle sorunlarınızı daha iyi bir şekilde çözebiliriz dostlar. Yine başta söylediklerimi de tekrarlamak istiyorum. Android'de ilk açılışı yüksek bir ihtimalle %70 ya da 80'lerde atacaktır oyundan. Fakat tekrar açtığınızda, yani ikinci kez oyunu açtığınızda açılacaktır. Bu sefer de dostlar böyle girdiğinizde eyaletler çok küçük bir şekilde görünecektir yüksek bir ihtimalle. Bunun da çözümü var. Dediğim gibi buradan oyunlara basacaksınız. En üstteki harita seçimine basacaksınız.
yapacaksınız. Yine buradan haritaya basacaksınız ve buradan ya Scale 3'ü ya da Scale 4'ü seçerek oyununuzu normal hale getireceksiniz dostlar. Videoyu da artık dilerseniz burada bitirelim. Açıklamadaki linklerden Discord sunucumuza katılabilir, bizleri Twitter'dan takip edebilir ve kanala katılarak bizlere destek olabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bye bye.